Antalya'daki teleferik faciasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi de saatlerce havada mahsur kalmıştı. 5'i tutuklu, 12 sanık bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Savunma yaptılar. 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor o tutuklu sanıkların. O sanıklardan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kendisinin yönetici olduğu dönemde tüm bakımların yapıldığını dile getirdi. Mahkeme heyeti Kocagöz'e adli kontrolle tahliye kararı verdi. Efendim çok geçmiş olsun. Saatlerce asılı kaldılar. Dehşeti havada yaşadılar. Kurtarma çalışmaları tam 23 saat sürdü. Tam bir faciaydı. Çok zor, anlatılmaz bir şeydi yani. Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları ilk kez hakim karşısındaydı. 6. Ağır Ceza'da görülen duruşma sabah başladı. İlk söz teleferiğin işletmesinden sorumlu şirketin genel müdür vekili Ahmet Buğra Samsunlu'ya verildi. Teleferiğin bakımında uzman şirketten destek aldıklarını söyledi. O şirkete işaret etti. Bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan'sa önce yetkisiz personel çalıştırdığı iddialarını reddetti. Teleferik için Anet firmasına 156 kalemlik bir bakım listesi hazırladıklarını, yalnızca 19 kalem için dönüş aldıklarını söyledi. Dikkat çeken bir ifadede şirkette tekniker olan tutuklu sanık Özgür Ermiş'ten geldi. Ermiş 3 aylık bakımın 14 günde bitmesi yönünde üstlerinden talimat aldıklarını, 15. günde teleferiğin açılması gerektiğini belirttiklerini söyledi. Facia anında teleferiği durdurup yeniden çalıştıran tesis amiri Serkan Yerlice de bunu yangın ihtimalinden dolayı yaptığını söyledi. Yerel seçimlerde Kepez'den aday olunca Anet şirketinin genel müdürlüğünden istifa eden tutuklu belediye başkanı Mesut Kocagöz de suçlamaları reddetti. Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 Aralık 2023 öncesinde istifa ettim. Görevde olduğum dönemde ağır bakımların hepsi yapıldı. Benim dönemimde bir kişinin dahi burnu kanamadı. 35 yıldır memurum. Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmamıştır. Mahkeme heyeti sanık Kocagöz'ün adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine, diğer 4 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi.